Bir, sağcısı solcusu iktidar için birleşiyor. Anti-emperyalist politikalarda, Atatürk devriminde en önemlisi. Atatürk devrimi dediğimizde zaten bir yelpaze açılıyor. Altını dünyanın bütün liberalleri gelse dolduramaz. Atatürk devriminin siyasi ve ekonomik programının karşılığına başka bir şey koyamazlar. Hepsi emperyalizm merkezli fikirlerdir. İkinci nokta şu, iktidar tamam. Nasıl iktidar olacak? Gericilik kendi hukukunu, cumhuriyet hukukunun yerine koydu mu? Koydu. Hangi hukuk kaldı? Hangi bizim güvenebileceğimiz bir hukuk kurumu kaldı? Bunu açıkça söyleyelim. Cumhuriyet bayramını bile yasaklamayı cüret edecek kadar hukuku ayaklar altına aldılar. Hukuksuzluk hukuk oldu. En önemli mesele budur bugün. Şimdi burada bir ülkenin anayasa mahkemesinin başkanı ilk üç maddenin değiştirilemez olduğunu kabul etmek evrensel hukuka aykırıdır gibi neresinden tutsan açıklayamayacağım garip bir cümle kuran bir zat-ı muhterem olunca biz hangi meseleden bahsedeceğiz? Şimdi buradan şuraya geleceğim iktidarla ilgili. Hukuk şu anda gericilik cumhuriyet hukukunun yerine kendi hukukunu koymuyor mu? Zaten toplumu yöneten temel argümanlar bakımından, toplumu yöneten ideolojik baskı araçları bakımından bambaşka bir hukuk var zaten. Cemaat hukuku, işte gidin kenar mahallelere cinci hoca hukuku, etnik meseleleri ön plana koyan hukuk, PKK kendi hukukunu koymadı mı Güneydoğu'da? Yol kontrol ediyor. Ne diyor? Milletvekilleri geçerken "Oh, hoş geldiniz" diyor. "Burası benim mıntıkam" diyor. Hukukunu uyguluyor. Değil mi? Şimdi burada bölücülük kendi hukukunu uyguluyor. Gericilik kendi hukukunu uyguluyor. Emperyalizm kendi hukukunu uyguluyor. Gidiyor İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır Şubesi'ne giriyor Amerikan Büyükelçisi, kapıya vuruyor tekmeyi. "Hop, ben size demokrasi getireceğim" diyor. Bizimkiler alkışlıyor, "Bize demokrasi geldi, demokrasi geldi" diye. Amerikan hukuku uygulanıyor. O zaman herkes kendi hukukunu bu millete dayatıyorsa millet de devrimci hukuku dayatacaktır. Bakınız Mustafa Kemal ne demek? Bugün devrimci hukuktur. Vatan savunması esassa o zaman devrim kendi kanununu ve kendi hukukunu uygular. Burada da meşru haklarımızı hayatta kalabilmemiz için ve vatanı savunabilmemiz için meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ama şunu çok açık söyleyelim. Bu milletin hayatına tecavüz etmeye kalkan olursa o zaman diriliş temel hukuk olur. Diriliş temel hak olur. Bu dirilişte kendi kanunu ve kendi hukukunu uygular. Tıpkı Ankara hükümetinin inşa edilmesi gibidir. Buradan devrim kelimesinin yeniden tartışılması, devrimci mücadelenin yeniden toplumun önüne konulması. Tabii hangi devrimi kastediyoruz? Soğuk Savaş döneminin devrim kelimesinin kapsadığı anlamları kastetmiyoruz. Atatürk devrimciliğini. Atatürk bu konuda o kadar detaylı incelenmesi gereken bir modeldir ki İttihat Terakki'den, Namık Kemaller'den beslenmesi. Kurtuluş Savaşı'nı teşkilatlandırma becerisi, kabiliyeti, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı inşa etmesi süreci, devrim kanunlarını inşa etmesi. Dersler dolu. Yani oturalım sabaha kadar oradan ne dersler çıkar. Ama şu ders çıksın evvela, en başta. Burada ben az önce o yüzden kararlılık caydırdı ve cesaret örgütledi demiş demeye çalıştım. Biz de bugün Atatürk gibi kararlı durursak caydıracağız, cesaretle ön plana çıkarsak örgütleyeceğiz ve ama iktidar için bugün devrimci mücadele esastır. İktidar için bugün cumhuriyet yıkıcılarına karşı cumhuriyetin hukukunu savunmak, Atatürk devriminin birikimini ve kazanımlarını savunmak esastır. Ama artık yeniden bir inşa etme sürecine girdiğimizi görelim.